Sevgili seyirciler, şimdi yılın ilk ekran kavgasını ekranlarınıza getiriyoruz. Hayalin için söyle yarışmasında İbrahim Tatlıses'le Muazzez Abacı fena kapıştı. Kavganın nedeni, Abacı bir yarışmacıya aferin notalara göre okudun derken İbo'nun çocuğa detone oldun demesiydi. İbo'nun bu çıkışına bozulmuştu Abacı. 9 puan veriyorum. Başarılı buluyorum. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Bu kadar? Bu kadar. Neden? Abacı küstü. Niçin? Yok gerçekten. Hayır küstü. Sen mi küstün? Bu yapmıştır. Bu yılan var ya, bu yılan. Sen yapmışsındır. Kesin tamam. Sen bu kara yılan kim var yaptı ya. Öksüz yaptı. Yok. Şimdi zengin bir adam. Muazzez Abacı küsmedim diyordu ama İbo'nun detone lafına pek alınmıştı. Şimdi sizlerin reytinglerinizi görüyoruz yani Sayın Sultan. Sayın İbrahim Bey. Ama benim 10 yılımı verdiğim eğitimime Hicaz makamında konuşurken İbrahim Bey, efendim siz ne anlarsınız o efendim pes kalmıştı bağlaması diye bana müdahale ederse burada, hiç olmazsa onu bırakın İbrahim Bey. Siz ne anlarsınız yani bu diye halk, bir cümle kullanmadım bu değil. Bu halk sizi başınıza tac etmiş. Dinler bırakın misiniz? Oturun. Muazzez Hanım. Çok güzel reytingleriniz var. Muazzez Hanım. Belli reytingimizden. Muazzez Hanım. Hayır, hata siz yapmayalım. Beni dinleyeceksiniz. Hata ben. Yapmayalım. Önce siz hata beni... Hata yapmayalım. Çünkü ben hata zaman, yapmıyorum. Hiçbir zaman kusur etmem. Ben 10 sene diz dövdüm, emek verdim. Olabilir. Ve kendimi, haddimi biliyorum. Olabilir. Bir kenara aynen, çekildim. Sizin gibi reyting kaygım yok. Bir kenara çekildim. Ama benim sanatıma... Siz, hele siz. Hele ben hiç etmem. Tabii ki Elif'i görseniz mertek sanırken. Muazzez Abacı lafın tam burasında siz Elif görseniz mertek sanırsınız diyordu İbo'ya. Ve eğitime ne kadar önem verdiğini milyonlara gösteriyordu. Tabii ki edemezsiniz. Edemezsiniz değil etmez. Daha da hak bir sesiniz var. Başımızın üstüne tac ettiğimiz. Lütfen. Muazzez Hanım, sizin kulağınız duymuyorsa kusura bakmayın. Ben sizinle notayı benim tartışmıyorum. Benim kulağım duyuyor. Bakın, benim mesela nota değil. Mısın? Benim mesela nota değil beyefendi. Ama siz notayı söylüyorsunuz. Ben de size dedim ki. Ben bir de size dedim biçimi. Ki. Ben de size dedim ki. Siz notayı konuşunuz. Ben dedim ki. Çocuk notayı siz zaten yanlış basmadı. Siz pavyonda okurken ben sabah 9 akşam 5 radyoda bunun eğitimini görüyordum. Fark etmiyorum. Bu kadar eğitimi. Fark etmiyorum Azat eğitimi fark bu etmiyorum. Kadar ayak altı etmeyin efendim. Lütfen. O zaman göndermeyin çocuklarınızı okula. İbrahim'in tatlı ses 30 senede bir çıkar. Ona kanmayın. Şurada anlaşamaz mıyız? Eğitimi bu kadar ayağınızın altına almayın. Muazzez Hanım, şurada anlaşabilir miyiz? Biz her zaman anlaşırız. O zaman bir şey söyleyeyim. Her zaman. Şimdi o zaman bir şey söyleyeyim bakın. Siz notayı söylediniz. Ben notadan bahsetmiyorum. Ben çocuğun teli... Havadan dolayı, nemden dolayı tel kendini bırakır. Bastığı perde pes geldi bana. Ben de sordum, evet doğru dedi çocuk. Sen dur da dinledin, biz notayı tartışmadık. Tabii ki ben notayı sizin kadar bilmem, konuşmam bile. Ben nota bilmiyorum İbrahim. Ben sizin eğitim... Benim mesela nota değil, bunu eğitim söylerken çok meselesi. Üzülürüm. Ben en son size saygıda ben notadan bahsetmiyorum İbrahim Bey. Ve tartışma alevleniyordu. Ben sabah 9, akşam 5... ve gece saat 1. Ya ne yapayım yani gitmişseniz Muazzez Hanım, sabah 5 akşam 9. Ben de hiç gitmedim. Nasıl olacak? İşte olmuş. Ben de hiç gitmedim. Benim karşımda nota bile vergesin. Hayır, bakan nasıl? Bilmiyorum. Ama nasıl ama olmuş? Yapma abla. Ama nasıl olmuş biliyorum. Derseniz siz 30 yılda bir çıkıyorsunuz. Ben abla önemli değil ki. Ben ne zaman size söyledim? Siz 30 yılda bir çıkıyorsunuz. Ben onun şey espriyle karışık söyledim. Sen onu ama siz böyle mesaj vermeyin. Ben mesaj vermiyorum. Ben doğruyu söyledim. Benim rotam yok, rotam var dedim. Benim kulağım duydu, pes bastı. Yanlış mı bastın? Doğru mu bastın? Anlat. Ben senin notunu... Ay sadece o değil, bütün... Sen başladın Hicaz makamında, bana bunu konuşma. Beni denetime alma abla. Ben karşında bu şekilde konuşamam. Yok notayı şey, payı bilmem ne bastı. Onu ben yapamam. Ama benim kulağım duydu. Ben 20 senedir, 30 senedir, 40 senedir demiyorum. Ben kulağım hassastır. Küçük bir detona bastığı zaman duyarım, rahatsız oluyorum. Bu da müzisyenliğin Allah'ın bana bir vergisidir. Ne zamandan beri duyuyorsun? Her zaman duyuyorum.